haberin olsun. What is the name? Arkadaşlar şimdi benim için ayrılmış bir taksiye bindim havalimanında. Taksimetre pound bazında çalışıyor. Direksiyon sağda. Burada yolcular için çok büyük bir alan var şurada. Çok hoşuma gitti. Taksinin dışı siyah. Henüz burada saat 4 olmasına rağmen hava karardı. Zaten kasvetli demiştim gelirken. Sevdim. Şimdi arkadaşlar ben Edinburgh'a bir çizim için geldim. Bunu çizeceğim. Tronkirk. Bu arkadaşlar bana yardımcı oluyor. Neil and Becky. Burada güzel bir çizim yapacağım. Bana burada yapacağımı anlattılar. Ben onların hesabını devralacağım ve burada yaşadığım hikayeleri anlatacağım. Onların bulunduğu yer. Binaya bakın ya. 10 numara. Film seti gibi. Çok enteresan ya. Şimdi göreceksiniz zaten her yer film seti gibi. I'm telling story about my my. Ulan aklıma kelime gelmiyor. My comments about experience. Yes. Şimdi arkadaşlar onlar çok iyi İngilizce konuşuyorlar. İngiliz aksanına zaten alışmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz çok naif konuşuyorlar. Benedict Cumberbatch. Doğru mu söyledim bilmiyorum ama. Ya, bir sürü ondan olduğunu düşünün yani. Zaten ben İngiliz aksanına çok alışık değilim. İşte burada yapacağım işi anlattılar bana falan az önce. Zor. Bir anda böyle İngilizcenin içine düşmek, üstelik burada iş yapmak başka. Bakın. Oh, supported by Edinburgh World Heritage. One of our projects. Ah. To restore. Restoration. Yeah. Okay. Gördüğünüz binanın restorasyonunu onlar yapıyorlarmış. Ayrıca bu Tronkirk'te Tronkirk'ün bakımını da yönetimini de sanırım onlar yapıyor. O yüzden orayı çiziyorum. Burada dikkatimi çeken diğer bir hususta tabelalar gerçekten göz yormuyor. Çok güzel yapılmış. Hani bizdeki gibi burada yabancı dilli bir tabela görmedim çok. Hatta görmedim yani her şey İngilizce. Ve buradaki mimari yapıya absürt durmayacak şekilde tabelalar yapılmış. Bu arada Tronkirk bu. Şöyle 360 yaparak da size bulunduğum yerleri göstereyim de. Görün 10 numara yer. Binalar çok estetik. Bakın Edinburgh World Heritage'in yönetimindeki Tronkirk. Yosun, yeşillik. Bunu çizeceğim. Burada da Starbucks kafe var. Belki burada çizelim. Çok güzel ya. Bu arada şeyi sordum az önce. Buradaki asgari ücret ne kadar dedim. Saatlik 7 poundmuş. Minimum. İşte çizeceğim yapı. Çok güzel. Şimdi benim bunun önünde fotoğrafımı çektiler. Bu onların Instagram hesabında paylaşım yapmaya o fotoğrafla başlayacağım. İşte kendi hikayemi anlatacağım ve neler yapacağımı anlatacağım. Şimdi Tronkirk'ü bana gösterecekler. İçini, tarihini anlatacaklar. Okay, thank you. Çok da kibarlar. Okay. The ceiling. It's called a false hammer beam ceiling. Hammer beam? Hammer beam. So it's a particular type of ceiling.
that they used to use when this type of building was built. But this is actually a false one. It's built to look very elaborate, but it doesn't actually provide any support. It's just visual. Oh. Ha, çoğu dediği şeyden bir şey anlamadım. İşte benim durumum bu genel olarak burada. Okay. So this at the back here is about the Tron itself. Evet. Evet means yes. So this tells you exactly when it was built, who built it, what happened to it, and the sort of story of the building. Okay. Burada kim yaptığı, işte neden yaptığı, planı. Onlar yazıyormuş. Tabii bunların fotoğrafını çekeceğim ben. Yazacağım. Burada da şeyi gösteriliyor. Aa, güzelmiş. Güzel. Burada insanlar bir şey diyor sanırım. What is that? So this is we usually have a question. Okay. So we usually write a question to this one. Should the Christmas market be moved from Prince Street Gardens? Ah, oylama yapıyorlar. Okay. People can vote. Vote. Look at the nose. Oh my god. İnsanların çoğu hayır demiş şu soruya. Şey diyor burada. Yılbaşı marketimiz Prenses Caddesi'nin bahçesine taşınsın mı? Oylayın. Onlar da hayır demiş. So it's usually questions about how you would like the city to be managed, so that you can get an idea of what people are thinking. Çok demokratiksiniz. I said you were democratic. We try. So I can... Oh. Oh. 2750 pound mu? Bunun esprisi nedir ki? Ha. Ulan 2700 pound nedir? Klasik müze ama insanlara soruyorlar şey olarak. Yapalım mı, edelim mi? Güzel. Bize hiç soruluyor mu böyle şunu yapalım mı, bunu yapalım mı diye? İsteyen istediğini yapıyor, biz de mecbur kabullenmek zorunda kalıyoruz. Globe. Bu da el dünyası. 12-13 pound dolar diyeceğim. Şundan da alabilirim aslında. Neyden yapılmış acaba? Arkadaşlar, şu an bulunduğum yer Eskişehir diye geçiyor. Zaten Tronkörk'ü görüyorsunuz. Çok merkezi bir yerde. Bana şimdi burada Adam Smith'in heykelini gösterdi Neil. Bu ekonominin babasıymış. Öyle kapitalizmin yükselmesine sebep olan, geliştiren adam buymuş. Burada da unicorn heykeli olduğunu söyledi şurada. Yakınlaştıramıyorum GoPro olduğu için. Bu da başlıca katedrallerinden biriymiş. What is name of cathedral? St. Giles. St. Giles. Aynen. Katedralin ismi de St. Giles'mış. Burada Nero'da var. Gördüğümüz her şey çok eski. Bir şey, Tronkirk'te hikayesine bakarken şeyi gördüm. Burada çok önceden büyük bir yangın çıkmış. Ondan sonra burası böyle yeniden düzenlenmiş. Normalde şu an şehrin en eski caddesi şu an bulunduğum yer. Düne göre hava daha iyi. Geziyoruz şu an. Ben öğreniyorum. Öğrendiklerimi de buradan size aktarıyorum. Bakayım, devam edeyim biraz daha öğrenmeye. Arkadaşlar, dünden beri burada bir sürü taverna gördüm. Nedenini sordum. Neden bu kadar çok taverna var burada dedim. Burası buluşma noktasıymış insanların. Şimdi az önce şu St. Giles'ın içini gördüm. Orada bana hikayesini anlattı. Şey, Neil. Protestanların kilisesiymiş ve John Knox diye bir adam da orada heykeli vardı. Önemliydi. Yani tam ifade edemiyorum. Şu an hem çeviriyorum hem geziyorum.
Ama güzel bir kilise, çok eski bir kilise. 12. yüzyılda yapılmış. Diagon Alley'de geziyorum. Oh. Is there a Harry Potter shop? Yeah, I think so. Vay, vay, vay. Can I look here? Okay. Oh, girdiğim gibi asalar. Aa. Şu şey değil mi ya? Harry Potter'ın kullandığı harita. Vay be. Burası asa dolu. Bu yazar var mı? Tüm bunlar benim olsun. Olmadı. Nasıl olacak ki? Nerede? Bizim Dumbledore'un asası nerede? Ne? Burada. Güç asası. Çok güzel. Kaç para acaba bunlar? Ha, 30 pound. 30 pound sanırım. Excuse me, how much this one? 39. Okay. 39 poundmuş bu da. Can I try this this hat? Yeah, is sure. It possible? Yeah, sure. Seçmen şapkasını gördüm de. How much this hat? Sorry, just hold on one second. That's okay. Burada şey, Dobby'nin de şeyi var, maskesi. Seçmen şapkası. Ben kesin Slytherin çıkardım ya. Ya da Hufflepuff. Güzel. Şöyle koyayım da. And I put here. It's okay? Sorry? I put here this hat. Sure. Okay. Aa, çok güzel kolyeler. Ama çok pahalı be. Aa, Dumbledore'un kupası. 115 pound. Şey de var burada. Hatırlayamadığım ismini, simge, felsefe taşı var, Hermione'nin kolyesi var. Çok güzel lan. Güzel de çok pahalı. Bu ne? Bira var. Diagon Alley işte. Yılan. Kitapları. Iğır zıvır her şey var. Güzel. Arkadaşlar, bu J.K. Rowling'in şeyi neydi, telaffuzum için kusura bakmayın. Bu Diagon Alley fikrini buradan almış. Şöyle göstereyim. Bayağı burada dükkanlar var bu şekilde. Bu aşağısı da Grass Market. Böyle en eski dükkanların olduğu yer. Edinburgh, bu işte erkeklerin giydiği geleneksel şu etekli elbise
kilit deniliyor onlara, o eteğe. İşte onun yapıldığı yermiş. Kikes Kafe diye bir şey var. Dediğim gibi tabelalar çok güzel, rahatsız etmiyor hiç. Bu da enteresan bir detay. Şurası çok güzel olmuş ya. Cold Town House. Burası da bir kafe. Çok soğuk ama ya. Gerçekten bayağı soğuk bir yer. Aa, etekli bir erkek, kilitli. Görüyorsunuz. But yeah, she basically made the connection with the rope. Erkek adam etek de yer arkadaşlar. Ben de alırdım aslında, giyerdim de çok pahalı. The entrance is free. No, the castle. Not. How much? 20 pounds. 20 pounds. Well, you go to the view of the city. Okay. Okay. Manzara bedavaymış. Şimdi kaleye çıkıyoruz. Yani soğuk derken abartmıyorum, gerçekten soğuk. 3 derece burada hava şu an. Güneşli. Kasvetli değil ama akşama doğru kasvetli olur. Saat kaç şu an? 12'ymiş. Neil, can you say something about my viewers? About you? Say. About what, sorry? I don't know, what do you want? Yes. Welcome to Edinburgh. And we're just coming up to the Edinburgh Castle now. And it's a nice sunny day, which is nice for winter. But is cold. It cold? Very cold. Oh. So this, can we arrive? We can arrive at the castle. Varmışız. Bu arada İngilizceme de çok takılmayın. Yani dediğim gibi hem bilgi alıyorum hem konuşmaya çalışıyorum. Adamın aksanını duydunuz. İngiliz aksanına alışık değilim. Yoruldum. Biraz açım. Dün bayağı aksilik yaşadığımı söylemiştim. Zorlu koşullar, bir anda İngiliz aksanına adapte olmaya çalışmak, hafif hasta olmak zor. Burası kalabalıkmış bu arada. Kale. Wow. Very good landscape. Yes, very nice. So this is looking south. South. Yeah, this is south. Ha, burası şehrin güneyiymiş. Aa, bak. Şöyle göstereyim. Thistle her yerde var. Bak. Poşetin üzerinde var. Çuval hatta. Wow. Şu an güneşten nasıl gözükecek bilmiyorum videoda ama şahsen etkilendim bu manzarada. Cool. And what part of this place? North? This is north, yeah. North. This is looking towards the bakalım. Highlands. Highlands? Yeah, the north of Scotland. Highland of Cow is, yes, from there, right? Yeah. O hediye dükkanında sürekli gördüğüm inek mi de deniliyor? Cow. Aynen. İnek oradaymış. O inek de şey, neye benzetsem bilmiyorum. Ha, benim şu anki halime. Öyle saçları önüne düşmüş. Boynuzları var. Ulan ya. Ah. Ulan. Bakalım. Burası da şehrin kuzeyi ve orada Kuzey Denizi var. Wow. Burası biraz uzakta kalıyor şehir. Aynen. Nice landscape. And who is this guy? Good question. Huh? Good question. Good question. I take a look. Field Marshal.
Royal Highness Frederick, Duke of York and Albany, Commander-in-Chief of the British Army. Is not Scottish, right? No. English. Öğreniyoruz. Şurada da değişik bir manzara var. Neil, what is the name of this building? It's called the Hub. Hub. Hub, yeah. So what now, is that? It's now the center for the Edinburgh Festival. But it used to be a church. Used to be a church. Eskiden kilise olarak kullanılıyormuş ama şu an festival yeriymiş herhalde. Çevresinde sanırım festival yapılıyor. Daha oraya gitmedim. Yani böyle. Why we had a World Heritage site here. Wow. The contrast between the Bu kuzey yeni şehirmiş. Daha sistemliymiş. Ama arkamızda kalan güney kısmı eski şehir olarak geçiyor ve daha düzensizmiş. Bu da ekstra bir bilgi. Vay be. Ya İngilizce konusunda da şunu söylemek istiyorum. Anlama konusunda pek sıkıntı yaşamıyorum. Bazen işte o Beki'nin tarih konusunda işte anlattıklarını anlayamadım. O da kelime eksikliğimden. Ama genel olarak çoğu konuşulan şeyi rahat bir şekilde anlayabiliyorum. Ama ifade etme konusunda bazen sıkıntı yaşıyorum. Çünkü çok pratik yapma şansım yok. Olmadı yani. Gezilerde olabildiğince yapıyorum. Mesela şu an tam içine düştüm ve pratik yapmak için harika benim için. İngiliz aksanını da böylece burada deneyimliyorum. İnşallah yazında Amerika'ya gidip Amerikan aksanını deneyimleyeceğim. Bakalım. Az önce Neil'la ayrıldık. Bana yemek yemek için şurayı önerdi. The Royal Mean Tavern. Tavern. Her neyse artık. Burada ana yemekler var işte. 10 pound'dan başlıyor. En pahalısı 14 pound aynen. Haggis, Neeps and Tatties diye bir şey yememi söyledi. Bunu akşam yiyeceğim. Şimdi de fish and chips yiyeceğim zaten. En bilindik şeyi. Yanına içecek ne alırım bilmiyorum, soracağım. Bir de ben şey almayı unutmuşum, bu adaptör. Bu Edinburgh'da bunlar şey, bunlar kullanılıyor. Şu şekil giriş priz yerlere. Dün şarj edemedim telefonu. Şimdi buldum. Zaten ilk söylediğim şey dün Neil'a şeydi. Bu adaptör bulalım bana, acil bilgisayarımı, telefonumu şarj etmem gerekiyor. Şimdi de şeye giriyorum. Mekana. Evet, cebimden çıkan paralar. Bizim 10 liramız, onların 10 pound'u. Bu 76 TL yapıyor. Bizimkisi 10 TL. Bizimki kaç pound yapıyor? Yaklaşık 1,5 pound falan işte. Bu da bozukluk paraları. Bu 2 pound, bu 1 pound. Bunun üzerine tissel var. Bu 50 penny. Bu da 50 penny. Değişik üzerinde resimler var. Bu 5 penny, bu 2 penny, bu da 1 penny. Şansa neredeyse tüm madeni paraları gelmiş. Bunlar da yine cebimden çıkan bozuk paralar. Yani burada ne kadar var? 2, 3, 4, 4 pound var. Yani 4 pound 28 lira yapıyor ya. Şuraya bak. Burası da 1.75 TL. Ayrıca fish and chips geldi. Balık çok güzel, kestiğin an dağılıyor. Bezelyenin tadı da muazzam. Ezilmiş bezelye ya da haşlanmış mı? Doğrusunu biraz ifade etmekte zorlanıyorum. Tadı çok güzel. Balık bayağı lezzetliymiş. Bir de burasının fiyatı, bu 2.25 pound. Bu da kaçtı lan? 12 pound olması lazım şunun. Yani 15 pound'a çıkıyorsun böyle bir yemeği yiyerek. TL'ye de çevirince 80-90 lira falan oluyor işte. Pahalı. Bize göre pahalı bir yer. Şimdi
Tronkirk'ü çizmek için şu Starbucks'a gideceğim. Uzun bir süre orada kalacağım. Gerçekten uzun bir süre orada kalacağım. Çünkü bayağı uzun sürecek. Yani şu detaylara bakın. Bayağı detaylı bir yapı. Çok kahve içeceğiz. Alın size Starbucks. Her zamanki gibi sıra var. Bakayım. Ha. Burada da fiyatlar burada da fiyatlar 1 pound ile 4 pound arasında değişiyor arkadaşlar. İçeride çekmedim çünkü tuhaf bakıyorlar bana. Bayağı tuhaf bakıyorlar. Sanki anlamadım. İlk defa eline kamera alıp konuşan benmişim gibi burada. Ama neyse, burada oturacağım. Yapacak bir şey yok. Yes. That's amazing. Thank you so much. So you literally just travel the world. Yes. And you do these paintings on these cups. Starbucks'ı uzunca bir süre hikaye paylaştım. Edinburgh World Art için hesabı bende ve onlar için hem İngilizce hem de kendim için Türkçe hikayeler hazırladım ve bu benim 4 saatime mal oldu. Ardından Tronkirk çizimine başladım. Hızlı bir taslak atma işlemim 50 dakika. Ardından detay vermem de 2 saat sürdü. Sonra ayrıldım oradan. Ayrılırken de kadın benim bardağımı gördü. Biraz onunla muhabbet ettim. Kadın bayağı şaşırdı. Biraz yaşlıydı ve şey dedi, hani yeni nesil neler yapıyor böyle falan. Arkadaşlar şu an Edinburgh'un çok eski bir bölgesindeyim. Zaten her yeri eski buranın, anlamadım da. Ya dediğine göre Neil'ın burası Edinburgh'un fakirlerinin bulunduğu yermiş ve gece kulüpleri varmış burada. Güzel değil mi? Çok eski bir şehir. Her yerde taş. Eski taş. Mesela aa bak burası da güzelmiş. Bir restorana kahvaltı için gittim. Pizza yemek istiyordum. Menülerinde pizza var ama sabah olduğu için şey yapmadılar. Pizza getirmediler. Direkt sabah kahvaltısı getirdiler. Kahvaltısı da güzeldi. Şimdi ben vejeteryan bir tabak istedim. Ekmek getirdiler. O ya tabağın içinde ekmek vardı. İşte yumurta vardı. Fasulye vardı. Sonra mantar vardı. Kızarmış balık vardı. Bu kadar. Başka bir şey yok. Küçük bir tabak zaten. Bunu eklerim. Kaç? 7 pound'tu. Ama bizim mutfağa kıyasla, bizim kahvaltılarımıza kıyasla çok az kalıyor. Hatta Neil Mardin'e gitmiş. Ona dedim. Neil nasıl, hani bizim kahvaltımızı kıyasla sizinki biraz daha az kalmıyor mu dedi. Kesinlikle az kalıyor dedi. Sonra bana Mardin'de çektiği bir şeyi gösterdi. Kahvaltı sofrasını böyle. Yok yok yani. Kuş sütü eksik. Böyle azdı yani ama doydum yine de. Biraz daha düzeldim. Geçen günlere göre. İyi oldu. Hava hala soğuk burada ama. Hep beni görmeyin ya, biraz şehri görün, eski şehir. Bak burası da Bourbon ve et yeriymiş. Carnivore. Arkadaşlar, Holyrood Park'a geldim. Şuranın
tepesinde bu yarım saatlik yürüyüş sonrasında ulaşılan Arthur's Seat denilen bir yer varmış. Ve oradan çok güzel bir manzara imkanı varmış. Manzara seyretme imkanı varmış. Oraya çıkacağım birazdan. Bir de şimdi şurada buranın manzarasının fotoğrafı çekilebiliyormuş. Öyle bir gelmişken doğa yürüyüşüne de çıkalım. Baksanıza her yer yeşillik burada. Şehrin sakin bölümü. Yemyeşil. Çöp yok. Bir şey yok. Temiz. Evet. Arthur'un... Buna lan sivrisinek gördüm. Aa, burada bir sürü sivrisinek var. Allah Allah. Baksanıza. Lan gir be. Çevreyi kirletmek istemiyorum işte. Gir. Bu şeyi gir. Ha? Arthur'un koltuğuna çıkacağım. Hadi bakayım. Burada insanlar koşu yapıyor, şey yapıyor. Bu ne ya? Yol yapmamışlar baksanıza. Ne fakir bir ülke ya bu. Allah'ım ya. Niye yol yapmıyorlar buraya ya? Böyle şey mi olur? Pant kullanıyorsunuz ya siz. Burada yol olmalı ya. Çift şeritli. Ayıp. Sivrisinekler bırakın peşimi. Tepe şurada. Yani sanırım 20 dakika sürer oraya çıkmak. Bugün Edinburgh'dan ayrılıyorum. Toparlandım bu şekilde. Yine bana taksi tuttu Edinburgh World Heritage'dan Neil. yani bu seferki ilk bindiğimki gibi değil. Bu şeye benziyor. Mercedes Vito'ya benziyor ama markasını görmedim. İçi geniş yani. Taksilerin öncekinin içi de böyleydi. Bu şoför öncekisi şeydi. İngiliz aksanlı konuşuyordu. Bu İskoç aksanlı konuşuyor. Az önce şey sordum. Buradan havalimanı ne kadar sürüyor dedim. Burası da Prenses Caddesi diye geçiyor. Travelodge Edinburgh Central'de kaldım burada. Dibinde de Starbucks vardı. Zaten internetimi Vodafone sağ olsun. Hep oradan kullandım. İyi oldu bana. Bu cadde de güzel, her yere yakın. Yani buradan 25 dakika sürüyormuş havalimanı. Ya ben Edinburgh'u sevdim. Bu şehrin gerçekten bir ruhu var. Ya mimarisi çok güzel. Eski bölgenin mimarisi gerçekten güzel. Geceleri burada erken hayat bitiyor. Ama buna nazaran da erken başlıyor hayat burada. Bakın saat burada 9 ve hava daha yeni böyle oldu. Gri ve kasvetli tabiri gerçekten doğru. Böyle yani burası. Mesela hava güneşli olsa bile güneşi tepede görmedim daha hiç. Yani öyle bir yer. Kış vakti olduğu için de olabilir ama yani genel olarak böyle burası. Yemesi, içmesi bize göre pahalı, buraya göre normal. Yani buraya geleceklerin zaten yüksek bir bütçe ayırması gerekiyor bence. Yani bilmiyorum. Bana göre öyle. Konaklama, yeme içme, işte uçak, vize ücretine de dahil edince gerçekten ciddi bir meblağ harcanır burada. Ben çok gezemedim. Neden? Çünkü karnım yüzünden. yani gerçekten ilk defa böyle bir şey yaşadım bir gezide. Yani aksilikler yaşıyorum zaten. Bunu daha önceki çektiğim videolarda dile getirdim ama bu başkaydı ya gerçekten. Hani gezdirmedi beni yani, öyle diyeyim. Ah, yoruldum. Böyle gidiyorum. Onu da göstereyim. Ya 4,5 saat uçuş, bir de hafif hastayım. Hiç pantolon mantolon girmedim. Direkt böyle gidiyorum. En temizi. Oh, çok rahat ya. Şu an 7.10 pound gözüküyor taksimetre. Önceki geldiğimde 28 pound tutmuştu.
Bakalım şimdi ne kadar tutacak. Arkadaşlar, taksiden indim. 22.90 pound tuttu bu sefer. Şimdi havalimanına gidiyorum. Bir de gündüz gözüyle göreyim şurayı ya. Gece geldim, göremedim hiçbir şey. Buranın bagaj kontrolü çok değişikti. Bayağı didik didik ettiler. 100 milin üzerinde hiçbir şey almadılar. Şampuanım ve yanımdaki akrilik boya çöpe gitti. Bir de şey yaptılar. Bunu İstanbul'da hiç yapmıyorlar. Normalde buraya gelen şeyler buradan dönmüyor. Anasını satayım geri. Patlayıcı bir şey olup olmadığını anlamak için böyle bir zımbırtıyla kontrol ettiler. İlk defa gördüm onu. Enteresan mı? Biraz da viski deneyeceğim burada. Can I try this whiskey? You could try one. Yeah. And which one is your best? I try this. Bakın burada viskiyi de deneyebiliyorsunuz. Glendronic, Oloroso sherry and a Spanish PX. Oh really? Sherry. So it's exclusively sherry caps. Yeah. Bunu deniyorum. How much this one? 60. 60 pound'luk viskiyi deniyorum arkadaşlar. Nice. Yeah, the taste is good. Spicy and rich. Thank you. You're welcome. Viski ağır ama çok lezzetliydi tadı. Bakayım. Excuse me, can I try this? Is it possible? Şunu da denemek istiyorum. Ah, bourbon? Wow. I wanna try whiskey. What do you suggest to me? Agent Glenmore. This one, this is nice and smooth. Easy. This is Scotch, right? Scotch. Oh yes, single malt. Okay. Yes. This is made in a distillery just along the road on the road to Glasgow. Okay. So a local distillery. Local. Yes. Arkadaşlar, bunu deniyorum. Şu Glenmore. Hadi bakalım. Oh. Oh, it's smoky. No. Maybe too strong. Too strong, I guess. Right, what about then? Whoa. Right, this is the also Glengoyne, but this one is lighter. So lighter. Maybe this one then. Okay. So they're both very similar, called the Spirit of the Oak. If you buy one of them, which one is your choice? This is nice and light and fresh and fruity. Yeah. Okay. Bu daha hafifmiş arkadaşlar. Bu ağır geldi bana. O da gördü güldü. Cortillo. And that's Balbina. Okay. It's just in front of you there. Uçağa giriyorum. Kesin Boeing. Bu arada favorim Airbus. Bence. Airbus'lar çok güzel ya. En keyifli uçuşlarımın çoğu Airbus oldu. Evet. An itibariyle uçağa bindim. Evet arkadaşlar. Yanımda kitap getirmiştim. Onu okuyacağım. Benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.